Sanayinin Marmara'dan taşınması bence de şöyle. Uzmanlar da öyle söylüyor. İstanbul'u sürekli büyütüp duruyorsunuz. Ben zaten hep söylerim bak. Hep yayınlarda söylerim. Bilirsiniz. Çocukluğumdan beri de anlam veremem. Okulda öğreniyorsun ki o zamanlar 81 ildi. Okulda şunu öğreniyorsun. Ülkemizin 81 şehri var. Sonra akşam annem babam akşamları haber izliyorlar. Sadece İstanbul var haberlerde. Sadece İstanbul. Arada sırada Ankara'nın bahsi geçiyor. Arada sırada Bursa'dan bahsediliyor. Bazen çok nadir İzmir'den bahsediliyor. Büyük bir felaket veya işte insanın günlük hayatını engelleyecek bir doğal durum, mesela kar yağışı, sel gibi bir şey olmadıkça ya da bir adam karısını falan öldürmedikçe başka şehirlerden hiç haber yok. En büyük gösterge budur. Çorum'da bugün ne olmuş abi? Bunu haberleri izleyerek öğrenemezsin. Uşak'ta bugün ne olmuş? Kastamonu'da bugün ne olmuş? Oranın ekonomisi ne durumdaymış? Eskişehir'in halkı hayatından memnun mu? Bunlardan bilgi alamazsın asla. Ama İstanbul'da oturanın, yaşayanın bütün hayatı, her şey hakkında bütün Türkiye bazen gerçekleri, bazen mavalları dinler. Saatlerce. Hemen hemen bütün diziler İstanbul'da geçer. Yani bundan 10 sene önce çeşitli köylere gittiğim zaman, İstanbul'dan geliyorum dediğim zaman beni o dizilerde, konaklarda oturan tipler var ya, onlar gibi sanıyorlardı. Yemin ediyorum size ya. Yani Bartın'ın köyünde, Tokat'ın köyünde yaşayan insanlar düşünün. Köy hayatı yaşıyorlar, çiftlik hayatı yaşıyorlar, tamam mı? Akşam da dizi izliyorlar, bir bakıyorlar İstanbul, deniz, meniz, yalılar, konaklar, zengin insanlar, evin içinde topuklu ayakkabıyla, inci kolyelerle gezenler falan, bir sürü hizmetçi falan. Sanıyor ki adam İstanbul'da böyle yaşıyor insanlar. İstanbullular böyle. Ya anlatabiliyor muyum? Sanayi burada, o burada, bu burada. Bok mu var ya? Çocukluğumdan beri buna şaşırırım ve sinir olurum gerçekten. Çocukluğumdan beri bu böyledir.